Selam arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yağmur yağıyor. Hayvanlarım şuradan eve gitmeye çalışıyor. Bir tane keçimiz şuraya girmiş, çıkmıyor. Ne kadar sesleniyorum yine de çıkmıyor. Bu gördüğünüz otları da yağmur yağmadan önce içine koydum. Böyle bir durumlara düştüğümden ateş yakmak için. Gördüğünüz gibi zaten şurada ateş yakmışım. Lan çıksana la. Buradan kayanın deliğinin içine girmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Çok karanlık gerçekten. Işık da yanımızda yok. Çık la. Bir dakika şuraya geçeyim, oradan taş atayım, belki çıktı. Ay. Arkadaşların gidi sen halam. Şu delinin içindesin, gide git. Çık git arkadaşlarına yetiş la. Hey. Bellidir ki bu çıkmayacak. Ben içine gireyim en iyisi. Altaydır bu bölgede kalıyorum. İlk defa buraya giriyorum. Ben de henüz daha buraya girmemiştim. İlk defa giriyorum buraya. Şimdi şuraya geçtim. Bu gördüğünüz eşek, oğlu eşek bana basıp öyle geçebilir. Şuradan gireyim. Öyle yanına doğru yaklaşayım. Sana lan piç oğlu piç. Beni oraya getir. Getirme la. Şu an sürünerek içine girmeye çalışıyorum arkadaşlar. Çıksana la. Haydi çık lan piç. Hey. Hey. Ay. Çık lan. Yavşak oğlu yavşak. Sen niye çıkmıyorsun? Hey. Arkadaşlar siz görüyor musunuz? İçi çok karanlık. Bir şey görünmüyor. Zıkkımın körü. Şuraya bakın ya. Bunu alayım. Sonra ateş yakarız. Bunu da alıyorum. Lan Mehmet, hayvana gitmedi mi? Arkadaşım dışarıda. Hayvanlar çağırıyor. Şu an saat 3:28 geçer. Cumartesi günü. Hayvanlara eve gitme saati gelmiş. Onlar da eve gitmeye çalışıyorlar. Ya şuraya bakın. Işık olsaydı daha da ileriye gidecektim. İçi çok karanlık. Akrep veya yılan olabilir. Köpekler neye ağlıyor? Gördüğünüz gibi arkadaşlar, toprak içinde kaldım.
şu an sürünerek çıkmaya çalışıyorum. Bu taşları da daha önceden bazılar buraya koymuş. Vay vay, benim pantolonum haline bak ya. Çobanın hayatı zaten hep böyle gidiyor. Toprak, çamur içinde. Bastonumu da unutmayayım. Gördüğünüz gibi arkadaşım şurada ateş yakmış. Gözüme duman geliyor ya. Konuşamıyorum. Bakın bakın, bu ikisi çok uyanık ya. Şuradan çıkarttım, gelmişler burada ateşin önünde. Biçler. Şimdi arkadaşlar çıkıyoruz buradan. Hayvanlar ne yapıyor acaba? Eşek şurada. Enes şurada, Enes. Şurası nehir gibi olmuş. Şunun da durumu iyi şu an. Siz niye bu yağmurun altında böyle durmuşsunuz? Gitsene de mağaranın içine la. La sen ne bakıyorsun öyle? Hey! Arkadaşlar mağara gideceğim, ateşe yaklaşacağım. Arkadaşım ateş yakmış. Su damlaları düşüyor. Orada 500 tane hayvan var. O 500 tane içinde sadece bu ikisi işini biliyor. Gelmiş mağaranın içine. Ve ateşe de biraz yakın. Bunlar ıslanmak istemiyor. Bu ikisi demek değerini çok iyi biliyor. Şunun boynuzu da kırmış. Kırılmış daha önceden. Gördüğünüz gibi. Bu erkek, şu dişi. Şunun bir tane boynuzu da kırılmış. Herhalde yaramazlığından dolayı kırılmıştır. Gördüğünüz gibi, görüyorsunuz. Gel küçük. Gel oğlum gel. Yağmurun altında kalma la. Sorfor. Sorfor. Cücüç. Cücüç. Arkadaşlar bunların niye gelmediğini biliyor musunuz? Ben köpeklerimle fazla oynamıyorum. Bir. İkincisi de oturduğum yerden onları bana yaklaştığından bırakmıyorum. Bazen arkadaşlar, yabancılar geliyor yanımızda ya. İnsanlara saldırıyor. Saldırıyor, saldırgan. Ondan dolayı oturduğum yerden hiç asla onlar oraya gelmediler. Hep böyle 6 ve 7 metre uzak mesafede benden uzak duruyorlar. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar gözüme duman giriyor. Ondan yaşamıyorum. Şuraları sanki daha önceden bazılar kapatmaya çalışmışlar. Bir de arkadaşlar, az önce ilk girdiğimizde burada uzun oklu kirpi dikenleri gördük. Arkadaşım onlar da ateşin üzerine attı. Bakalım daha da bulabilecek miyiz? İlk defa. Dışarıda bir tane var. Dışarıda? Hı hı. Hani la? Dışarıda köpeklerin yanında. Arkadaşım diyor köpeğin yanında bir tanesi var. Bakın. Arkadaşlar bir tanesi şurada. Görüyor musunuz? Bu uzun oklu kirpinin dikeni. Bu bununla yazı okumak gerçekten
güzel olduğunu düşünüyorum. Ucu keskin, sivri. Bu bölgede olun oklu kirpi bayağı var. Kayalık alan. Bayağı vardı. Arkadaşım ateşin üzerine attı. Onları da yandırdı. Bir tanesi kalmış. Orta olduğunu zaten ben bilmiyordum. O da gördüğünüz gibi arkadaşım zaten dedi, bir tanesi dışarıda. Böyle bir tane var. Kayada böyle bir çatlak oluşmuş. Evet arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Takipte kalın.